Kanalımıza hoş geldiniz. Asgari ücret 2023 son dakika açıklaması. Başkan Erdoğan açıklayacak. Nefesler tutuldu. İşte Türk İş ve TİSK'in talebi. Asgari ücret ne kadar? Kaç TL olacak? Son dakika asgari ücret haberleri. Yeni asgari ücret başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa sürede açıklanacak. Asgari ücret zammı için bekleyici olarak haftaya giriliyor. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı 2023 Temmuz zammı için yarın gerçekleşecek. Bu toplantı sonrasında TİSK ve Türk İş'in rakamları masaya yatırması bekleniyor. Asgari ücrete ara zam ile birlikte sadece taban ücretler değil, onun üzerinde maaş alan tüm çalışanların da gelirleri değişecek. Yeni rakam doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı yoldan da diğer tüm ücret ve ödemeleri etkilediğinden 85 milyon vatandaşı etkiliyor. Öte yandan sabah.com.tr işçi temsilcisi Türk İş'in ve işveren temsilcisi TİSK'in talebine ulaştı. Asgari ücrete zam konusunda son dokunuşu Erdoğan yapacak. Asgari ücret brüt net ne kadar olacak? İşte asgari ücret 2023 hesaplama tabloları ve tüm detaylar diyoruz. Son dakika haberine göre asgari ücret için geri sayım başladı. Rakamların masaya yatırılacağı asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı için nefesler tutuldu. İşçi, işveren, hükümetten oluşan komisyon yeniden toplanarak uzlaşma zeminini arayacak. Ocak 2023'te asgari ücret %54.7 artarak brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak Türk lirası cinsinden rekor kırdı. Bu dönem asgari ücret 455 dolar alım gücüyle bir rekor daha döviz bazlı kırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlar enflasyona ezdirmeyeceğiz talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücret için işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor. Yani asgari ücret brüt net ne kadar olacak? Türkiye'nin en önemli gündem maddesi yeni haftada asgari ücret tespit komisyonunun kararı olacak. 7 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı, Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Ve asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran Pazartesi saat 14.00'da başlayacak. Toplantıya Türk İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katılacak. Bu toplantıda işçi temsilcisi, Türk İş ve işveren temsilcisi TİSK doğrudan rakam paylaşacak. Hükümet Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirecek. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücret tespit komisyonu masasında hakem rolünü üstlenen hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. İkinci toplantı yeni asgari ücret için belirleyici olacak en kritik toplantı olarak göze çarpıyor. Ve sabah.com.tr işçi tarafı, Türk İş ve işveren tarafı TİSK'in taleplerine ulaştı. 6 aylık enflasyon rakamları 3 Temmuz günü saat 10'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını duyurması sonrası netleşecek. Asgari ücret komisyonunun masasında 5 aylık enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden elde edilen 6 aylık enflasyon beklentisi yer alıyor. 5 aylık enflasyon oranı %15.26 olurken Haziran ayı enflasyon beklentisi de %2.81 oldu. Bu iki veriyi beraber değerlendirildiğinde yeni asgari ücret rakamının tespitinde önemli bir kıstas olacak. 6 aylık enflasyon beklentisi %18.50 oldu, yani kuvvetli.
Muhtemel 6 aylık enflasyon %18,20 arasında gerçekleşecek. Asgari ücret tespit komisyonunda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100 ila 10.400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkılabileceğini bildirdi. İşveren tarafı TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan %6 oranında destek istedi. Asgari ücret işveren maliyetinin azalması için yeni rakamın %6'sı oranında destek talep etti. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta için iki bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirecek ve bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının %30'un üzerine çıkması konusunda TİSK uzlaşmaya varırım mesajı verdi. Türk İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti $500'luk bir alım gücünü işaret eden 11.800 TL düzeyi oldu. Türk İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışı açlık sınırı raporuna dikkat çekti. Türk İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtirken yeni asgari ücretin ise Türkiye yüzyılına yakışır bir rakam olması gerektiğini ifade etti. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret işveren maliyeti bir işçi için 11.759 lira 40 kuruş. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 6 aylık enflasyon beklentisi %18,20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken en güçlü seçeneklerde %30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11.000 ve 11.500 TL bandı oldu. Muhtemelen asgari ücret 11.000 ila 11.500 arasında bir rakam olacak diyoruz. Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken en güçlü seçenekler %30-35 hesabı oldu. 500 liralık teklif kabul edilmesi durumunda ise rakam 11.750 TL'nin üzerine yükselecek. %30 zam ile belirlenmesi durumunda net asgari ücret 11.058 TL, brüt asgari ücret 13.010 TL olacak. %35 zam ile belirlenmesi durumunda net asgari ücret 11.475 TL, brüt asgari ücret 13.500 TL olacak. %40 zam ile belirlenmesi durumunda net asgari ücret 11.910 TL, brüt asgari ücret 14.011 TL olacak. Asgari ücretin $500 sınırına göre belirlenmesi durumunda ise net ücret 11.800 TL olacak. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında her yıl Aralık ayında toplanıyor. Ancak olağanüstü durumlarda Çalışma Bakanlığı'nın çağrısıyla ara zamlarla asgari ücret yeniden belirleniyor. Bakanlık yetkililerinden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Burada oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından 28 Haziran Kurban Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz ve kendinize iyi bakın diyoruz. Abone olup bildirim zilini açarsanız an be an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, saygı ve sevgilerimizle.